yerini aldı. Atlar box içinde. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. İç kulvardan gelen bir numaralı Karadeniz iyi bir çıkış yaptı. Çok az farkla liderliği aldı. Hemen orta kulvardan 5 numaralı Kaya Mehmet ikinciye sokulmuştu. Ancak dıştan Uraltay önlere doğru geldi. Yanında da Baykut'u izliyorum. Bariyer dibinde bir numaralı Karadeniz bir boy kadar önde. İkinciye tekrar orta kulvardan 5 numaralı Kaya Mehmet sokuldu. Dışta 9 numaralı Uraltay üçüncülükte. 1,5 boy kadar geride. Orta kulvarda 7 numaralı Baykut dördüncülükte. Hemen dışında 13 numaralı Kastamonulu var. Daha sonra orta kulvarda 10 numaralı Can Sultan sırasıyla son 800 şimdi geçildi. 1 numaralı Karadeniz koşunun lideri fark 1,5 boy. İkinciliği orta kulvardan 9 numaralı Uraltay sokuldu. Daha sonra bariyer dibinde 11 numaralı Kılıç Aslan kendisine üçüncülükte yer buldu. 1 boy kadar geride orta kulvarda Kastamonulu hemen dışında Yekman. İç kulvara yakın 7 numaralı Baykut. 1 boy kadar geride orta kulvarda 10 numaralı Can Sultan hemen dışına doğru geldi. 3 numaralı Gencer. Bunun da dışına doğru 2 numaralı Özbeyaz geliyor. Bu şekilde son viraj dönülüyor. Son 400 metreye doğru orta kulvardaki 1 numaralı Karadeniz koşunun lideri. İç kulvardan 9 numaralı Uraltay'ın gerilerden 3 numaralı Gencer'in en dış kulvardan da 2 numaralı Özbeyaz'ın çabaları var. Son 200 metreye doğru en dış kulvardan gelen 2 numaralı Özbeyaz tüm rakiplerine hakim oldu. Farkı da 1,5 boya kadar çıkartıyor. İçeride 1 numaralı Karadeniz ikincilikte. Bariyer dibinden 7 numaralı Baykut'un da çabaları var. Son yüzde farkı 2,5 hatta 3 boya kadar çıkartan 2 numaralı Özbeyaz koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Karadeniz ve dışarıdan gelen 3 numaralı Gencer arasındaki ikincilik varış ekenlerine kalıyor. 13 numaralı Kastamonu da koşudan 4. olarak ayrıldı. Günün 3. koşusunu 2 numaralı Özbeyaz Engin Çakıroğlu ile kazandı.